Terazi'ler ve Yükselen Burcu Akrep olanlar 10-16 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler, evet yılın önemli bir haftasında Dolunay var, Terazi Burcu'nda bir Dolunay var, retro gezegen etkileri çok yoğun. 10 Nisan haftanın hemen başında Merkür Boğa Burcu'nda retro harekete geçiyor ve 3 Mayıs'a kadar da retro yapacak. Özellikle önümüzdeki hafta içerisinde Boğa Burcu'nda yapacağı retro süresince sizin için biraz böyle ilişkiler, işbirlikleri, anlaşmalar, sözleşmeler gündemde olabilir ve bu konularda bazı takılmalar, ertelemelerle karşılaşabilirsiniz. Sabırlı olmakta fayda var bu süreçte. Salı sabahı meydana gelecek Terazi Burcu Dolunay ise 12. evinizde meydana geliyor. Burası biraz daha böyle sürprizler evidir. Kontrol edilmesi zor, beklenmeyen durumları da ortaya çıkarabilir bu Dolunay. Çünkü Uranüs etkisi de taşıyor. Özellikle günlük hayatınız olabilir, iş hayatınız olabilir, çevrenizdeki kişiler olabilir. Genel anlamda ruhsal ve bedensel sağlığınız olabilir. Tüm bunlarda bazı hassasiyetler oluşabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Değiştiremeyeceğiniz koşullar varsa bu dönemde biraz sabırlı ve ağır hareket edin. Çok hızlı, ani kararlar vermemeye çalışın. Çünkü retro gezegenler dediğim gibi biraz işleri yavaşlatacak gibi görünüyor. Hafta ortasında ay sizin burcunuza geçecek. Çarşamba ve perşembe günleri bu anlamda biraz daha kendinizle ilgilenmeniz ve kendinizi dış dünyada daha iyi ifade etmeniz mümkün olabilir. Ayın 15'inden itibaren, hafta sonundan itibaren Venüs artık balık burcunda ileri harekete dönüyor. Bu iyi haber sizin için, çünkü balık burcunda ileri harekette olacak ve çok güçlü olacak. Aşkla ilgili konularda ay sonuna kadar gerçekten daha şanslı olacaksınız. Özellikle önümüzdeki hafta Venüs ileri harekette, hızlanacak ve balık burcunda çok güçlü. Önümüzdeki hafta bu size gerçekten aşk ve romantizm alanında güzel fırsatlar getirebilir. Gecikmiş konular hareketlenebilir. Ve ay yay burcunda hafta sonu biraz böyle kişisel kazançlarınız, paranızla ilgili endişeler olabilir. Harcamalar yapmanız gerekebilir. Seyahat için, özellikle geziler için de harcama yapabilirsiniz veya bazı kültürel faaliyetler için de harcamalar yapabilirsiniz. Bunlara da temkinli yaklaşmakta fayda var. Çok fazla masraf yapmamaya çalışın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.